Merhabalar. Küflerle yaptığımız mücadeledeki deneyimlerimizi sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmeye başladım. Banyonun üst kısmı bu şekilde köpüklerle banyoyu yaptırırken kaplamıştık. Tabii bu şekilde küf küf oluyor banyonun hizasında özellikle yoğun bir şekilde. Gördüğünüz gibi buharların çıktığı. Karşı tarafta kapı girişinde şöyle çok fazla bir şey yok. Şimdi buraya şurada bir damla görüyorsunuz. Sirke ve su karışımı yarı yarıya. Bir bardak sirke, bir bardak su. Araştırmaların neticesinde başka bir şey kullanmadan sadece sirkeyle sirkenin etkisinden yararlanarak sileceğim bakalım. Sonucu olumlu olursa bu videoyu paylaşmak istiyorum. Öncesinde bir çekip göstermek istedim. Öncesi bu şekilde. Bakalım 15 dakika duracakmış. Ondan sonra sileceğiz. Bakalım ondan sonra ne olacak? Onu da sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi temizliğiniz sonlandı. Duşun üst tarafında gördüğünüz gibi çok hafif siyahlıklar kaldı. Hızlıca sildim açıkçası. Şöyle yine göstereyim. Şu kısım daha güzel temizlendi. Şu en tepede olan, direkt karşısında olan duşun en karanlık yerde de güzel bir sonuç aldık. Evet, şöyle tekrar bir öncekiyle karşılaştırmanız için her tarafını çekiyorum, tavanı. Temizliği su, bir bardak su ve bir bardak da sirkeyle yaptık. Ondan sonra da yüzeysel olarak bir süre bekledikten sonra pirille sildik. Sirke ve suyu bir fısfıs içerisine koyarak sıktıktan sonra bir 15 dakika bekleyip silmeye başladım. Daha sonra silme işlemi bittikten sonra pirille hızlıca bir üzerinden geçtik. Sadece böyle bir temizlik amaçlı en son. Ondan sonra kuruduktan sonra penceresini açıyoruz banyonun. Böyle bir etkili, hızlı bir sonuç başka bir malzeme kullanmadan alınabiliyormuş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer farklı yöntem kullanan ve memnun olan varsa, paylaşırsa yorumlarda çok memnun oluruz. Biz bu şartlarda bu şekilde bir temizlik sağladık. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşça kalın.